Şu dünyada en değerli şeyleri say desem, en başta kendi bedeninden başlarsın. Çünkü bedenimizi her konumda kullanıyoruz. Bir elle birçok iş yapıyoruz, bir gözle her şeyi temaşa ediyoruz, bir ayakla her yeri geziyoruz. Nadiren bulunan şeyler değerlidir. Bedenimizin mahiyeti o kadar yüksek ki hiçbir organ dışarıda bulunmuyor veya hiçbir makina bu cihazların yerini doldurmuyor. Bedenimizin yedek bir parçası yok. Karaciğer ve diğer organlar her seferinde kendini yeniliyor. Hiçbir insana ihtiyaç duymadan daima bu işler yapılıyor. Bu kadar faydalı işler bize hakim bir zatı gösteriyor. Ölçülü cihazların münasip bir şekilde bu bedene takılması adaletli bir zatı gösteriyor. Asıl mahiyetimizi belirleyen şey ise bizim sonsuz arzularımızı yerine getirmemiz. Yani bu bedeni sonsuza kadar kullanmamızdır. Bizim her ihtiyacımızı karşılayan zat sonsuz istemek arzumuzu da yerine getirir. Ta ki ona yanaşırsak, ona kulluk edersek. Evet. Biz bir tohum gibiyiz. Kendi mahiyetimizi kendimiz belirleriz. Bir tohum toprağın altında kendine faydası olmayacak maddeleri kendine toplarsa o tohum toprağın altında çürür. Eğer bir tohum kendine faydası olacak elementleri toplarsa o tohum toprağın altından filizlenir çiçek olur. Sen de bir tohum gibi kabirde sana faydası olacak sevapları kendine toplarsan cennete filizlenirsin. Hem unutma, bizi hikmetlerle donatan zat kabrin altında çürümemize hikmeti gereği izin vermez.